Yol gösteren Kobi Bankacılığı, Bank Asya'da. Günaydın sevgili seyirciler, Paranın Rotası'ndan. Bugün 27 Kasım Perşembe ve sizlerle birlikteyiz. Dün olduğu gibi bugün ayrıca telefon konuğu da almıyorum. Daha çok sizin sorulara odaklanacağım. Çünkü dün tam anlamıyla soru yağmıştı ve bir kısım soruları da, sizlerden gelen soruları da cevaplayamamıştık. En azından hafta içerisinde belli günler hiç olmazsa finansal okuryazarlığında arttırılması adına sizlerden gelen soruların da cevaplanmasının önemli olduğunu düşündüğümüzden bu şekilde baş başa programlar yapmamızın faydalı olacağını gördük. Çünkü dün sizlerden daha fazla mail geldi. Yani yayın sonrasında da mail geldi. Bu şekilde bir soru cevap şeklinde gidelim şeklinde önemli bir talep var, istek var. Bunun üzerine bugün de bugün de konuk almadım ve sizleri konuk olarak alıyorum. Hoş geldiniz stüdyoya ve sormak istedikleriniz varsa paranirotası@gmail.com adresine sorularınızı gönderebilirsiniz maille. Ya da eğer göndermek isterseniz, tweet göndermek isterseniz de @yerdinç65 benim kişisel tweetim, oraya tweetinizi de gönderebilirsiniz. Evet, şimdi isterseniz piyasalarda neler olup bitiyor ve şöyle kısa bir toparlama yapalım. Çünkü ormanın içerisinde kaybolup ağaçların içerisinde ormanı göremeyebiliyoruz bazen. Burada pazartesi sabahı piyasalarda çok olumlu bir hareket vardı. Sebebi de Amerika İran'la anlaştı ve bu Birleşmiş Milletler'in 5 daimi ülkesi ve veto hakkı olan ülkeler İran'la bir anlaşmaya bağladılar. Bunun üzerine petrol fiyatlarında bir miktar aşağı hareket olmuştu ve pazartesi sabahı tüm küresel piyasalarda yukarı yönlü bir hareket vardı. Bizim borsamızda boşluk bırakarak 77 bine kadar yükselmişti ki dün adeta o yükselişin, yani pazartesi günkü yükselişin bir geri çekilmesini gördük. Şu dakikalar itibariyle hemen bir grafik vereceğim. Son piyasada neler oluyor? Dün dolarda bir miktar yukarı hareket vardı ama vadeli işlemler ve opsiyon borsasında BIST 30 sözleşmeleri, Borsa İstanbul 30 sözleşmeleri şu an düne göre bir miktar yukarıda, çok hafif yukarıda açılmış durumda. Dünkü kapanış seviyesi yaklaşık olarak 92.950. Şu anda da 93.075 seviyesinden işlemler geçiyor ve en azından BIST 100 endeksinin de güne bir miktar yatay başlayacağını söyleyebiliriz. Dünkü düşüşe geleceğim ama şurada BIST 30 sözleşmelerinin önemli bir noktası var. Burada trend kırıldı. Dolayısıyla bu trendin tekrar yukarı dönebilmesi için en azından BIST 30 sözleşmelerinin yaklaşık olarak 93.850-93.900 civarına kadar gelip kapanış yapması lazım. Ve bu seviyede de kapanış yaptığını teyit etmesi lazım. Ki teyit nasıl olacak? Burada teyit dediğimiz şey 93.500-93.800 arasında kalacak. En az bir saat bu seviyenin üzerinde kalması lazım. Çünkü bunlar 5 dakikalık grafikler. 5 dakikalık süreçte neler olup bittiğini gösteriyor. Ki bu durumda şu an bu trend aşağı kırıldığı için yönün bir miktar aşağı olduğunu söyleyebiliriz. Açılışta hafif yukarı hareket var. Fakat daha sonra bu hareket yeniden zayıflayabilir. Evet, grafiği bu şekilde verdikten sonra diğer piyasa koşullarına hemen bakalım. Dün faizlerde çok sert bir hareket vardı. Gösterge faiz dediğimiz, yani devletin tahvil ve bonosunun alınıp satıldığı piyasada faizler bir gün önce %8.95'ten kapanmıştı ve dün 30 bas puan artış oldu. Yaklaşık olarak 25 bas puan artış oldu ve 9.20'ye çıktı faizler. Ki
bu seviye oldukça yüksek bir seviye. Aslında beklenmeyen bir seviyeydi. İsterseniz faizlere de bir bakalım. Dünkü hareketin önemini vurgulamak adına ve günlük grafiğini getireceğim. Biliyorsunuz Mayıs ayından sonra hem Fed'in açıklaması olduğu kararlar hem de o sırada gezi olayları ve arkasından Bernanke'nin tahvil alımını azaltacağız demesiyle birlikte faizler 4.60 seviyelerinden yaklaşık olarak 10.23 seviyelerine kadar gelmişti. Bunlar 2 yıllık faizler, gösterge faiz, 2 yıl vadeli tahvilin faizleri diyebiliriz. Bu aşamada 10'un üzerine geldikten sonra çabucak düştü ve en düşük gördüğü seviye 7.50 idi. Faizlerin 7.50'ye düşmesi sizi nasıl etkiliyor veya faizlerin yükselmesi sizi nasıl etkiliyor? Onu anlatacağım çünkü burası çok çok önemli. 9.20 seviyesinden bir kapanış var. Dün sert bir yükseliş vardı. Bugün bu şekilde faizler yükselmeye devam ederse 9.40-9.50'lere doğru ki şurada direnci kırmış gözüküyor faiz. Daha doğrusu burada tahvil desteğini aşağı kırmış gözüküyor. Faizde 9.20-9.05'i yukarı geçti. Burada faizler yukarı giderse ne anlama geliyor? Ondan bahsedeceğim. Evet, gösterge faiz dediğimiz piyasa faizi, tahvil, devletin çıkartmış olduğu tahvillerin üzerindeki faiz. Bu tahvillerin fiyatı düştüğü anda demek ki faiz yükseliyor. Şöyle düşünün, eğer devlet bir tahvil çıkartıyorsa, üzerinde nominal değer 100 liraysa ve bir yıl sonra size 100 lira ödeyeceğim diyorsa, buna siz şu an kaç lira öderdiniz? Tahvil dediğimiz şey bu. Bir yıldan uzun vadeli olursa tahvil oluyor. Bir yıldan kısa vadeli olursa buna hazine bonosu diyoruz. Kısa vadeli nakit ihtiyacını karşılıyor devlet. Peki eğer şu an düşünün, bir yıl vadeli üzerinde 100 lira yazan bir kağıda bir sene sonra 100 lira alacaksınız. Şu an kaç lira öderdiniz? Birisi çıkıp diyebilir ki ben 80 lira öderdim. Birisi çıkıp diyebilir ki 90 lira öderdim. 80 lira ödeyen kişi aslında %25 faiz istiyor demektir. Çünkü 80 lirasına 20 lira kazanırsa 100 lirasına da %25 getiri sağlayacak demektir. 90 liraya alırdım ben bu bonoyu diyen de %11 civarında bir faiz istiyor anlamına gelir. Dolayısıyla 90 liradan aldığınızda bir yıl içerisinde 10 lira kazanmış olursunuz. 90 lirada 10 lira kazanırsanız bu da %11 civarına denk gelir. Bu nedenle faizlerin yükselmesi demek tahvillerin fiyatlarının düşmesi anlamına geliyor. Bireysel emeklilik sistemindesiniz ve bireysel emeklilik sisteminde tahvil bono fonları var. Bunların içerisinde aynı zamanda katkı paylarınız da öyle bir fona yatıyor ki içerisinde %75 devlet tahvili ve bono var. Sizin katkı paylarınız hakkında karar verme veya şu fona yatıralım, bu fona yatıralım deme hakkınız yok bireysel emeklilik sisteminde. Devletin yatırmış olduğu katkılar sadece katkı fonlarında toplanıyor. Katkı emeklilik yatırım fonlarında toplanıyor. Ve bunun içerisinde çok fazla devlet tahvili olduğu için %75'i en az devlet tahvili ve bono olmak zorunda. Ama birçok katkı fonuna ben baktım. İçerisinde %90-95 tahvil bono var. Faizlerin yükseliyor olması bu fonun içerisindeki devlet kağıtlarının fiyatının düşüyor olması anlamına geliyor. Dolayısıyla faizler yükseldikçe tahvil bono fonları zarar ediyor. Böyle bir durumda tabii ki yatırımcı şunu soruyor. Acaba bundan sonra faizler yükselmeye devam eder mi? Devam ederse tahvil bono fonlarının getirisi düşecektir. Nitekim emeklilik yatırım fonlarının içerisinde katkı fonlarının şeyine baktığımızda, getirisine baktığımızda normal bankanından alabileceğiniz getirinin çok çok altında getiriler var. Çoğu da negatif. Yani 100 lira yatırılmış, devlet 100 lira katkı yatırmış. İşte bu tabii Mayıs'ta başlıyor bunlar, Haziran'da başlıyor. Katkı fonları ve katkı payları Haziran'da başladı. Dolayısıyla Haziran ayından bugüne baktığınızda bu fonların getirisi eksi olmuş. Yani 100 lira yatırılmış ama 95 liraya düşmüş, 96 liraya düşmüş. Bunun temel sebebi de İşte faizlerin 4.5-5'lerden 9'lara kadar gitmiş olması. İşte o yüzden faizler çok çok önemli. İkinci bir önemli noktası şu, faizler yukarı gittiğinde alternatif maliyet artıyor. Yani şu an bono almak daha cazip hale geliyor. Şu an 2 yıllık bu gösterge tahvili satın almış olsanız girip bu piyasadan, ki bireyler girip alamıyorlar bu piyasaya. Bakın burada 9.20 seviyesinde 1 yıl sonra siz
%9.20 para kazanmış olacaksınız. Stopajını tabii ödemeniz gerekiyor. Devletin aslında tasarrufu arttırmak için bunların üzerindeki stopajı kaldırması veya düşürmesi mantıklı. Çünkü böyle bir durumda yatırımcılar gelip bu tahvillerden alabilirler. %9.20 iyi bir getiri. Dolayısıyla elinde parası olan, eğer hani bireyler girip tahvil bono piyasasından alamıyorlar ama bankaların elinde bu bonolar var. Şu an faiz 9.20 ama banka size bu tahvili daha düşük bir faizle satabiliyor. Biraz daha yüksek fiyatla, aradaki fiyatı da komisyon olarak alabiliyor. Eğer faizler yükselmeye devam ederse tahvil bono fonlarındaki miktarlar, getirileri düşecektir. En azından yatırımcılar bunun farkında olmalı. Peki yükselmeye devam edecek mi? Şu an tahvil faizimizi yükselten unsur, dün itibariyle baktığımızda şu tip gelişmeler oldu. Birincisi BDDK kararları, biliyorsunuz kredi kartlarında ve tüketici kredilerinde bu vadeyi ve taksiti sınırlandırdı. Dolayısıyla sınırlandırıyor. Böyle bir yasa geliyor, böyle bir düzenleme yapılıyor. Dolayısıyla BDDK'nın bu düzenlemeleri bankaların karlılığını da azaltacak. Ve bankaların karlılığı azalacağı için borsaya bir miktar satış geldi. Aynı zamanda faizler o sırada yükseldi. Faizlerdeki yükseliş çok ilginçtir. Benim tahminimce burada bir miktar yabancı satışı, devlet tahvili ve bunu da yabancı satışı olduğunu görüyoruz. Dün Endonezya'da bir borçlanmaya gitmeye çalıştı ve borçlanması zayıf geçti ki şu an 5 kırılgan ülke olarak sayılan ülkelerden birisi. Biz de aynı grupta sayılıyoruz. 5 kırılgan ülke, cari açığı yüksek olan ve dış finansmana ihtiyacı olan ülkelerden. Orada bir borçlanmada zayıflık olunca bu bir miktar tedirginlik yarattı. Artı yine bu 5 kırılgan ülke denilen ülkelerden Güney Afrika'da büyüme verileri de olumsuz geldi. Tabii bunlar %100 etkiledi diyemeyiz ama bunun da ben etkisi olduğunu düşünüyorum. Çünkü yabancılar bir ülkeye bakarken adeta bir tahvil veya hisse senedi gibi bakıyor. Normal bir grup, örneğin bankacılık sektörüne satış geliyorsa, sadece iyi olan bankalara da satış geldiği gibi ülkeler bazında düşündüğümüzde de sizi aynı gruba soktuğu zaman Endonezya ile ilgili, Güney Afrika ile ilgili bir tedirginlik başladığında veya Hindistan'da ilgili böyle bir durumda sizin piyasalarınızda da bir miktar satış geliyor. Dün işte aslında beklemediğimiz nokta faizlerde bir artış. Bu kadar bir artış asla ben beklemiyordum. Ve dolar TL kurunda da 2.02'ye kadar bir yükseliş oldu. İsterseniz bir de dolar TL kuruna bakalım ve orada ne olup bitti onu görelim. Şu grafiğimizi şimdi geliyor ekrana. 5 dakikalık grafiklerle göstereceğim. Dün seans başladıktan sonra dolar TL kuru 2 lira seviyesindeydi. İran'la ilgili anlaşmanın yapıldığı gün 99.40'lara kadar gerilemişti. 99.40'lardan daha sonra gün içerisinde yükselerek 2 lira seviyesine gelmişti ve bu seviyeden itibaren de dün önce yavaş, daha sonra hızlanarak bir yükseliş kaydetti ve 2.02 seviyesini gördü ki burada önemli bir direnç vardı. O direnci geçemedi ve bu sabah itibariyle tekrar 1.2.01.30 seviyelerine geriledi ve şu dakikalar itibariyle de yaklaşık 2.01.41 seviyelerinden işlem görüyor. Yeniden hafif hafif yukarı hareketler görüyoruz ve dolarda da bir stres var. Yani bu özellikle dolarda şu hareket çok önemliydi. Yani 2.05'ten gelen şu hareketin yukarı kırılmaması önemliydi. Şu aşağı trend yukarı kırıldığı için dolarda şu an yeniden 2 lira önemli destek haline dönüştü ve özellikle de dolar 2.02'nin üzerine bugün tekrar atması durumunda kendini tekrar 2.03-2.04'lere kadar yükselebilir. Düne kadar yalnız genel olarak dolarda bir daha çok bir düşüş beklediğimi belirtiyordum. Bugün ama özellikle şunu belirtmek istiyorum. 2.02'nin üzerinde kapatamazsa yeniden 2 lira civarına gerileyecektir dolar ve o seviyelerden daha çok işlemler olduğunu göreceğiz. Evet, bu arada sizlerden sorular geliyor. Hemen bir bakalım sorulara. Dün gelen ve cevaplayamadığımız sorular vardı. İsterseniz ondan başlayalım. Savlet Gürsel'in bir sorusu var. Bilmiyorum bunu nereden duydunuz ama bir yasayla
Vakıflar Bankası hisselerinin devlete aktarılacağı söyleniyor. Bu hisse fiyatını ne yönde etkiler demiş. Asla böyle bir şey olamaz. Bir yasayla vatandaşın elindeki özel bir bankanın hisseleri kesinlikle alınıp gasp edilir şekilde alınıp devlete falan aktarılamaz. Kim söylüyorsa bunu yalan söylüyor. Yalnız şunu söyleyeyim. Böyle söylentiler çıkartılmasının en önemli sebebi daha önce 2000 yılında biliyorsunuz Demirbank batmıştı ve Demirbank iflas etmişti. Öz varlıkları erimişti. Büyük bir zarar yazmıştı. Bunun üzerine Demirbank'a o sırada bugün Fed'in yaptığı gibi likidite sağlanmış olsa batmayacaktı Demirbank. Ama IMF'nin de uyarılarıyla parasal taban şu seviyeyi geçemez uyarılarıyla o zaman Demirbank batmıştı ve battığı için Demirbank hissesi olanlar tabii ki üzerine bir soğuk su içmek zorunda kalmışlardı. Fakat böyle bir söylentiyi kim çıkartır, nasıl çıkartır, hangi akla çıkartır bilmiyorum. Ama geçmişte böyle bir olay olduğu için bu kullanılıyor diyebilirim. Ama artık günümüz yani bugün böyle bir şeyin ki yeni sermaye piyasası kurulu yasasında zaten kesin olarak böyle bir şey mümkün değil. Ha bir şirket batarsa zaten hisseleri sıfır değerdedir. Şirket ortadan kaybolmuşsa yapabilecek hiçbir şeyiniz yoktur. O yüzden siz yatırımcı olarak hissesini aldığınız şirketin, bu bankada olabilir, herhangi bir şirket, bilançolarını ve finansal tablolarını finansal okuryazarlığınızda geliştirerek izlemek durumundasınız. Her 3 ayda bir bu şirketler faaliyet raporları yazıyorlar. Her ne kadar faaliyet raporları adeta böyle bir herkesi tabii kastetmiyorum. Çok iyi faaliyet raporu yazan şirketleri tenzih ediyorum ama büyük bir çoğunluğu adeta laf olsun laf ola beri gele diye bir faaliyet raporu yazıyorlar. O faaliyet raporunu okuyup da şirketin nereye gittiği hakkında bilgi sahibi olamıyorsunuz. Dolayısıyla dönüp bilançolarına ve finansal tablolarına bakmak zorundasınız. Ama benim vereceğim en önemli mesaj şu. Bir şirketin ilk bakacağınız şey bilançosunda öz varlıkları negatif mi? Çünkü öz varlıkları negatifse bunun anlamı şudur. Şirketin varlıkları ki bilançonun sol tarafı varlıklardır. Sahip olduğu tüm varlıkları borçlarını karşılayamıyor demektir. Bütün hepsini paraya çevirseniz borcunu karşılayamayacak durumdadır şirket. Dolayısıyla o tip şirketlere dikkat edin. Ayrıca sermaye piyasası kurulu şirketleri A, B ve C olarak sınıflandırdı. Ki B ve C tipi C olarak sınıflandırılmış şirketlerden uzak durmalısınız. Biz her gün Bugün gazetesinde bu hisselerden hangileri A, hangileri B, hangileri C bu listeleri sürekli yayınlıyoruz. Dolayısıyla böyle bir söylentiye asla inanmayın. Böyle bir şeyin olması demek tüm piyasaların kapanması anlamına gelir. Fiyatını nasıl etkiler değil, bütün bir sermaye piyasalarını alt üst eder böyle bir durum. Evet, Recep Çolak soru sormuş ve hisse soruları var burada. Onlara ayrıca bakacağım. Belki ikinci bölümde. Hocam artık 60 ay vadeli tüketici kredisi bitti mi? Şimdi Bekir Bey bu artık tüketici kredileri yeni BDDK'nın getirmiş olduğu önlemlerle şöyle bir durumda. Ürüne göre tabii ki tüketici kredisi. Eğer bir araba alıyorsanız bile bu bile 60 aydan işte 3 yıla düşürülmüş oluyor. Çünkü 3 yılda bir 4 yılda bir arabasını insanlar değiştirebiliyorlar. Ve asıl amaç şu tüketim süresi kadar bir ancak kredi açılabilmesi veya vade yapılabilmesi. Birçoğunda tabii ki 60 ay yok artık. Yani evinize aldığınız çay bardağı için gidip de 24 ay taksit yaptıramayacaksınız kredi kartına. Ki bu hakikaten gelecekte yaratacağınız, gelecekte elde edeceğiniz geliri bugünden tüketmek anlamına geliyor. Ve krizlerin temel sebebi bu. Bunu çok net bir şekilde vurgulayabiliriz. Yani yarın kazanacağınızı bugün harcadığınız zaman yarın bir sıkıntı olup geliriniz kesildiğinde bitiyor zaten. Film kopuyor orada. Bu yüzden 60 aylık tüketici kredisi dönemi bitti diyebiliriz. Evet sizlerden oldukça fazla soru geliyor ama şimdi kısa bir reklam arası vereceğiz ve ondan sonra da bu sorularınızı cevaplamaya devam edeceğim. Kısa bir aradan sonra tekrar birlikte olmak dileğiyle. Yol gösteren Kobi Bankacılığı, Bank Asya'da.
Evet sevgili seyirciler, panon rotasında tekrar sizlerle birlikteyiz ve az önce biliyorsunuz tüketici kredileri ve kredi kartlarına ilişkin BDDK'nın yeni uygulamalarından bahsetmiştik. İsterseniz onunla ilgili haberi size bir kısaca anlatayım. Kredi kartlarına taksit sayısına sınırlama getirildi. Genel taksit sayısı 9 ayla sınırlandırılırken beyaz eşya ve mobilyada taksit üst sınırı 12 ay olarak belirlendi. Ve biliyorsunuz mobilyayı alırken artık 2 yıl, 3 yıl taksit yapamayacaksınız. Sayın Muhkim Öztekin bireysel kredilerle ilgili hazırlanan 3 yeni düzenleme taslağına ilişkin yaptığı açıklamaya göre kredi kartlarında genel taksit sayısı mevcut ortalama taksit sayısı olan 9 ayla sınırlandırılacak. Taslakta elektrikli ve elektronik eşya ile araç kiralama, telekomünikasyon ve kuyumculukla ilgili işlemlerde taksit sayısı 6 ayla sınırlandırılırken, beyaz eşya ve mobilya alımlarında taksit üst sınırı 12 ay olarak belirlendi. Gıda ve akaryakıt alımlarında taksitlendirme kaldırılıyor. Öte yandan hazırlanan taslakla binek araç ediniminde kullanılacak taşıt kredilerine yeni sınırlamalar getiriliyor. Bu sektörde kullanılacak kredilerde konut kredilerinde olduğu gibi kredi tutarına bağlı olarak kredi teminat oranı uygulamasına gidilecek. Evet. Bunun hayırlı uğurlu olmasını diliyoruz. Aslında kısa vadede ekonomiyi bir miktar yavaşlatacak biraz acı bir reçete. Fakat önemli olan nokta Türkiye'nin tasarruf oranları bütün ülkeler içerisinde en dipte. Ve bu nedenle de bizim bankalarımız sizler tasarruf etmeyince, bankalarda tasarruflar artmayınca gidip yurt dışından başka yabancıların tasarruflarını buraya getirip sizlere kredi olarak veriyor ve sizler de harcıyorsunuz. Cari açığı hep birlikte yükseltiyoruz. Ben şöyle söyleyeyim. Telefonum yaklaşık olarak herhalde 4 yıldır kullanıyorum telefonumu ve bundan da hiç gocunmuyorum. Telefonu ne kadar eski dediklerinde ben tasarruf ediyorum diyorum. Hakikaten bu tasarruf bilincinin yerleşmesi gerekiyor. Şu an yeni bir model çıktığında Sayın Babacan'la yapmış olduğumuz toplantıda Sayın Erdem Başçı'yla Sayın Babacan hakikaten piyasada bu ayrıntıları çok iyi biliyor ve diyor ki 6 ay daha çıkmadan bunun şu modeli çıkmış, bilmem ne S modeli çıkmış, dolayısıyla hemen onu alıyor diyor. Hakikaten gereksiz yere ihtiyacımız olmadığı halde bir tüketim içerisindeyiz. Evet, şimdi hemen sizin sorularınıza tekrar dönüyorum ben. Sayın Özkan gözü açık diyor ki hemen konuya gireceğim diyor. Halkbank'taki İran'ın Halkbank'taki hesabından yüklü şekilde altını ülkesine götürecek olması altını yukarı taşımaz mı diyor. Şöyle söyleyeyim Özcan Bey, bu piyasa o kadar büyük bir piyasa ki yani orada FX piyasalarında altın piyasası o kadar büyük bir piyasa ki o adeta bir denizdeki damla gibi kalır ve altın fiyatları üzerinde bir etkisi olmaz. Kısa vadeli olarak Türkiye'de sadece marj açılır. Bir miktar hafifçe bir marj açılması olabilir ama çok geçici olur. Çünkü öyle bir marj ortaya çıktığında herkes bundan kâr eder. Dün özellikle bir izleyicimiz şu soruyu sormuştu. Gülcan altının TL karşılığı hakkında diyor ki bir ons şu anda altının ons fiyatı yaklaşık 1255 dolar diyor. Bir ons diyor 28-34 952 gramsa mevcut altının karşılığı 80-25 lira olmaz mı demiş, bir hesap yapmış. Benim bildiğim bir ons 31 gram civarında. Orada yanlışınız olabilir ama şu an burada bu hesabı yapamayacağım için hani ona vakit ayırmak istemiyorum. Ayrıca o hesaba bakmak lazım. Özcan Engin şu soruyu soruyor. Yaşar Bey selamlar, iyi günler diliyorum. FED tahvil azaltımı konusu halen satın alınmadı mı? Göz göre göre geliyorum diyen bir azaltımı Mayıs ayından beri fiyatların içine girmedi mi bizde demiş. Kesinlikle fiyatların içerisinde var. Yani kesinlikle fiyatların içerisinde var. Fakat piyasalar şöyle davranır. Yani piyasayı bir canlı varlığa benzetecek olursanız şöyle düşünün. Örneğin bir iğne yaptıracağınızı düşünün. İğne yaptırmak istediğinizde iğne batana kadar kendinizi sıkarsınız. Piyasada kendini sıkar. Yani o iğne batana kadar, tahvil azaltımı başlayana kadar bu beklentiler piyasa üzerinde her zaman olumsuz etki yaratır.
Ama Haziran ayında Bernanke'nin yapmış olduğu açıklama tamamıyla piyasalar üzerinde şok etkisi yarattı. Yani bu şöyle bir şeydi. Hani doktor ben sana iğne vuracağım aç kolunu demek yerine arkanızdan ciddi bir iğne battığını hissettiniz. Öyle bir durumda ne olduğunuzu şaşırdınız. Aşırı reaksiyon verdiniz. Ama artık iğnenin batacağını herkes biliyor. Dolayısıyla fiyatların içerisinde var. Ama fiyat bu karar alınana kadar piyasa üzerinde etkili olmaya devam edecektir. Karar alındıktan sonra yapılacak bir açıklama var. Tahvil azaltım programı 5 milyar dolar mı başlayacak, 10 milyar dolar mı, 15 milyar dolar mı başlayacak? İşte bu başlama süresi ve miktarı çok önemli olacak. Ben orada tahmin ediyorum Janet Yellen daha net ve açık olmaya çalışacak, daha şeffaf olmaya çalışacak. Bu anlamda biz her ay ne kadar tahvil azaltımı yapacağı konusunda bir fikrimiz olacağını düşünüyorum. Ve ondan sonra da her ay şu kadar yaparsa şu kadar tahvil alımı azaltılır. Bunun da faizler üzerindeki etkisi şu kadar olur diye piyasa bu hesabı yapabilecek. Ve ondan sonra zaten hemen dengeye gelecektir. Olay bittikten sonra etkisi kaybolacaktır ama olay olana kadar etkilemeye devam edecektir. Yani piyasa kendini sıkmaya devam edecektir iğne batana kadar. İğne battıktan sonra da artık beklenti bitmiş olacak. Evet, şimdi borsada açıldı. Hemen kısaca ilk verilere bir bakalım ve ilk grafik nasıl oluşuyor bunu görelim. Borsa ile ilgili kısaca bir yorum vereceğim. Şu an endeks açılmış durumda ve hafifçe yukarı doğru gidiyor. Bir dakikalık grafiklerde bakalım. Açılış sonrasında 75.500'den açıldı. Şu an 75.633 seviyesinde yukarı yönlü bir hareket var. Fakat bu harekete çok fazla güvenmemek gerekiyor. Bugün itibariyle 76.250 seviyesindeki ben direncin aşılmasını beklemiyorum. Yani 76.150-200 seviyesindeki direncin aşılmasını beklemiyorum. 76.000'e gelişlerde bir miktar belki satış fırsatı olarak kullanılabilir. Çünkü borsada da özellikle 5 dakikalık grafiklerde gösterelim. Şu trend aşağı kırıldı. Dolayısıyla bu trend yukarı kırılana kadar sağlıklı bir yükselişten bahsedemeyeceğiz. Yani bu dipten başlayan yukarı trend dün aşağı kırıldı. Aşağı kırıldığı yer tam 76.150 seviyesi. Dolayısıyla bu seviyenin üzerinde bir kapanış olmalı ki güçlü yükseliş hareketi başlasın diyelim. Şu aşamada borsada daha çok 75.000 ile 76.000 aralığında bir dalgalanma en iyi senaryo olarak verilebilir. Tabii bugün çok önemli bir gün. O da şu açıdan Amerika'da haftalık işsizlik başvuruları açıklanacak. Haftalık işsizlik başvuruları aslında yarın açıklanacaktı ama açıklandıktan sonra çok yüksek bir volatilite olacaktır piyasada. İyi ya da kötü yönde yüksek volatilite olacaktır. Eğer haftalık işsizlik başvuruları beklenenden çok olumsuz gelirse bizim için olumlu olacaktır. Evet, grafiği alabiliriz arkadaşlar. Bu aşamada sizlerden sorular devamlı geliyor. Hüseyin Bostek'e eczacı ilaç yorum yapabilir misiniz diyor. 3 senedir taşıyorum diyor. Bu arada hisse soruları var. Fakat ben bu soruları biraz açık söyleyeyim. Ben de çok şeffaf olmak istiyorum. Yem olarak kullanıyorum sizlere karşı. Bu hisse soruları sayesinde finansal okuryazarlığı geliştirmek için bir yem oluyor. En azından burada bak bu hissenin İşte şusuna bak, bunusuna bak. Orada hiç olmazsa insanlar nereye bakacaklarını öğrenmiş oluyorlar. Eczacı ilaçta birinci söyleyeceğimiz şey özellikle bu kağıtta piyasa değeri defter değeri her zaman çok düşük hareket ediyor. Piyasa değeri defter değeri ve hemen ben grafiği getiriyorum. Evet. Evet, grafiği getirdim. Şimdi eczacı ilacın grafiğini açacağım. Eczacı ilaçta şimdi öz varlıklarının yarısından işlem görüyor eczacı ilaç. Yani 100 liralık öz varlığı var. Yani bütün borçlarını çıkartsanız şirketin varlıklarından 100 lira kalıyorsa şirket şu an 44 liradan işlem görüyor. Oldukça ucuz. Fakat eczacı ilaç her zaman böyle ucuz. Sebebi de karlılığının çok yüksek olmaması, yani öz varlık karlılığı çok düşük. Öz varlıklarına göre yarattığı kar çok düşük. Aynı zamanda eczacı ilaç sürekli temettü dağıtan bir şirket. Ve görüldüğü üzere teknik olarak da baktığımızda şöyle söyleyeyim. Bir üstte
daha önce gördüğü, yani 2010 yılında gördüğü bir direnç var, 2,5 lira direnci. Ve bu direnci bir türlü kıramamış. Genellikle 2,5 lirayla 1,5 lira arasında hareket etmiş. Özellikle de bir kanal hareketi, çok sağlıklı bir kanal hareketi yapıyor. Örneğin eczacı ilaç için bu veriler de çok sağlıklı olduğundan, yani iyi bir grup, çok başarılı bir grup ama öz varlık karlılığı düşük. Hemen bakalım öz varlık karlılığını da şu an. Grafiği alalım arkadaşlar ekrandan. Şimdi öz varlık karlılığı grafiğini ayrıca başka bir yerden getirmem gerekiyor. Onu şöyle söyleyeyim. Öz varlık karlılığı şu demektir. Mesela sizin kendi varlıklarınızı bir toplayın. Sahip olduğunuz her şeyi bir kenara yazın. Ve onun kaç lira olduğunu da yazın. Sonra borçlarınızı çıkartın. Sizin öz varlığınızı bulacaksınız. Her sene öz varlığınızı ne kadar arttırabiliyorsunuz? Diyelim ki 100 bin lira öz varlığınız çıktı. 400 bin lira varlığınız var, 300 bin lira borcunuz var ve 100 bin lira varlığınız çıktı. 100 bin liranıza her sene ne kadar ekleyebiliyorsunuz? Şirketlere de böyle bakacağız. 100 bin lirasına bu şirket her sene ne kadar ekleyebiliyor? Bu şekilde baktığımızda şöyle bir resim çıkıyor eczacı ilaçta. Hemen getiriyorum ben şeyi, eczacı ilaçın grafiğini. Evet, alabiliriz arkadaşlar grafiği ekrana. Burada satış ve karlılıklarına bakalım. Son dönemde bakın cirosu, yıllık satışı 1 milyar, 1 milyar 128, 1 204, 1300'e doğru çıkıyor. Ürettiği kar 1 milyar ciroya karşılık yıllık net karı yaklaşık olarak 65 milyon civarında. Ve bizim DuPont analiz dediğimiz analizde öz varlık karlılığına baktığımızda sadece 3.08. Yani %3 ekleyebiliyor öz varlıklarına. Bunun anlamı şu, geçmişte baktığımızda daha yüksek eklediği dönemler olmuş. %13, %14. Grafiği alabiliriz arkadaşlar. Bunu şöyle düşünün. Bir şirket varlıklarına, öz varlıklarına %3 ekleyebiliyor. Bankaya götürüp paranızı koysanız ne kadar ekleyecek? Şu günkü şartlarda %7-8 ekleyecek. Şimdi şirketlerin değeri de aslında ne kadar öz varlığını hızlı arttırdığına bağlı. Bir şirketin öz varlığı 100 bin liradan 200 bin liraya çıkarken diğeri 120 bin lirada kalıyorsa 100 binden 200 bine çıkan şirketin fiyatı daha hızlı artıyor. Dolayısıyla burada çok önemli bir nokta şu sevgili seyirciler. Öz varlığını en hızlı arttıracak şirkete yatırım yapacaksınız. Öz varlığını en hızlı arttıracak şirkette öz varlık karlılığı en yüksek şirket. Çünkü öz varlığı arttıran tek unsur var, o da kar. En yüksek karı elde edecek şirket, öz varlık karlılığı en yüksek olan şirketler bugün çok daha yüksek piyasa değeri, defter değeriyle işlem görüyorlar. Bu nedenle eczacı ilacın sıkıntısı burada. Dolayısıyla fiyat 2,5 liraya geldiğinde biz öyle bir şey, öyle bir fiyat ödemiş oluyoruz ki aslında piyasa değeri, defter değeri yarısı olduğunda, yani %3'ten hesap yapsanız normalde 10 yıllık 10 yıl sonra öz varlığını ikiye katlamış olacak bu şirket. Hatta 15 yıl sonra. Dolayısıyla 7-8 yıl içerisinde, yani piyasa değeri, defter değeri oranını yarı yarıya belirleyerek şirket hisse satın alanlar 18 yıl beklemeyi, 17 yıl, 18 yıl beklemek istemiyorlar. Onun için yarısını ödüyorlar. Ama şöyle diyelim, bu kağıt için 2 lirayla 2,5 lira arası çok güzel bir kanal. 2 liraya yaklaştıkça, çünkü sağlıklı ve bilançosunda makyaj olmayan bir şirket, bu aralıkta sürekli al ve sat yaparak para kazanmak mümkün diyebiliriz. Ve maalesef programın sonuna geldik. Ben ne güzel gidiyordum. Rona ila kapatmak zorunda mıyız? Şu an Burak Sırtaş'tan, Serdar Özdemir'den, Neşe Arda Biçer sorularınız var. Ama bu sorularınızı gene bu tip programlara devam edeceğim. Ve sizden gelen soruları cevaplamaya devam edeceğim. Göstermiş olduğunuz ilgi ve göndermiş olduğunuz mailler için de çok çok teşekkür ediyorum. Yarın sabah yeniden Paranın Rotası'nda birlikte olmak dileğiyle hoşça kalın diyorum. Yol